herkes doğduğu şehirde yaşasaydı Türkiye'deki illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık 10. il Bursa olurdu. 1.826.000 kişi. 9 Erzurum 1.893.000 kişi. 8 Sivas 1.950.000 kişi. 7 Samsun 1.976.000. 6 İzmir 1.976.581. En kalabalık 5. şehir Ankara olurdu 2.016.000 kişi. 4. Diyarbakır 2.294.000 kişi. 3. İstanbul 2.558.000. 2. Konya 2.603.000. Ve herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olurdu 2.839.000 kişi. Avrupa'ya gittiğinde bunlarla karşılaşabilirsin. Öğrenci olarak gittiğinde göreceksin ki kız yurdu, erkek yurdu diye bir şey yok. Yurtlar tamamıyla karışıktır. Yani odaya kim girmiş, kim çıkmış çok da önemli değil. İnsanlarla tanışınca şunu anlayacaksın ki ya Yunanlılar, Ermeniler benim düşmanım değilmiş. İki devletin birbiriyle olan sorunları aslında insanların ilişkilerini hiç etkilemiyor. Yani çok samimi Yunan, çok samimi Ermeni arkadaşların olabilir. Turistlerin yaşadığı en büyük sorun Avrupa'yı çok güvenli sanmaları. Özellikle Paris'te, Brüksel'de, Barcelona'da hırsızlık, yan kesicilik çok fazladır. Yani mümkünse şu elini cebine sok ve olabildiğince çıkarma. Devamı için de takip edebilirsin. Bu web sitelerine mutlaka bakman lazım. 3. Kinsider.com. Sevdiğiniz bütün oyunların müziklerini buradan öğrenebilirsiniz. İster buradan seçin, ister aramaya yazın. Tıklayalım, seçelim. İsterseniz dinleyin, isterseniz indirin. 2. Outrider.org. Yaşadığınız yere atom bombası atılsaydı sonuçları ne olurdu? Memleketim Sivas'ı yazdım, Allah korusun. Sivas'a atom bombası atılsaydı olabilecek sonuçları burada görebilirsiniz. Ayrıca türlerine kadar da burada seçebiliyorsunuz. 1. If it were my home. Bulunduğunuz ülkede doğmamış olsaydınız hayatınız nasıl olurdu? Siz siteye girince zaten Türkiye'de olduğunuzu anlıyor. Bu yüzden buradan dilediğiniz bir ülkeyi seçebilirsiniz. Amerika'yı seçtim. Amerika'da yaşasaydım 6 yıl daha uzun yaşayacakmışım. Ama sağlık hizmetlerine 10 kat daha fazla para verecekmişim. Takip et faydalı web sitelerini kaçırma. Psikolojinin bozuk olduğunu gösterebilecek davranışların. Etrafına şöyle bir baktığında herkes sana mutlu gibi gözüküyorsa, niye herkes mutlu diye kendine soruyorsan, bunları düşünüyorsan, kendini sanki kapalı bir kutuya koymuş gibiysen burada bir problem olabilir. Çevrende bulunan herkesle ama herkesle kavgalıysan, anlaşamıyorsan, herkes senden bir müddet sonra kaçmaya çalışıyorsa burada da bir problem olabilir. Uzun zamandır kendinden nefret ediyorsan, kendinden tiksiniyorsan, kendini uzunca zamandır değersiz olarak görüyorsan psikolojik problemler yaşıyor olabilirsin. Bunlara dikkat et ve devamı için beni takip et. Öğrencileri nasıl harcadık biliyor musun? En iyi problem çözeni doktor yaptık. İçinde insan sevgisi var mı diye bakmadık. Ezberi en iyi olan da hukukçu oldu. Kalbinde adalet duygusu var mı diye kimse bakmadı. En iyi matematik bileni mühendis yaptık. Hak yemekten korkar mı diye bakmadık. Merhameti olan birçok öğrenci sınavlarda çıkan soruları yapamadı diye mühendis ya da doktor olamadı. İşte bu yüzdendir paran kadar sağlık adamına göre adalet. Deprem olduğunda da çürük binaların değil olmayan vicdanların altında kalıyoruz. Seni ezik gibi gösteren davranışların. İltifatı reddetmek. Sana birisi bir iltifat ediyor, sen bunu kabul etmiyorsun ve reddediyorsun. Bu mütevazilik değil, ezikliktir. Mesela üstündeki çok yakışmış diyor, sen hemen açıklamaya giriyorsun. Hayır, girme, teşekkür et. Övgüyü kabul etmiyorsan demek ki övgüyü hak etmiyorsun. Gereğinden fazla özür dilemek. Boş yere özürler dilemek kendine güvenin olmadığını gösterir. Karşıdaki insan der ki sen kendine güvenmiyorsan ben sana nasıl güveneyim? Gereksiz yere asla özür dilemiyoruz. Yapacağın her işte birilerinden onay almak. Bunu mu alsam, şunu mu alsam, onu mu giyeyim, bunu mu giyeyim? Bunları sürekli insanlara sormak, bunları hayatının merkezine koymak seni ezik gibi gösterebilir. Bunlara dikkat et ve beni takip et. Birbirinden ilginç mobil uygulamalar. Don't touch my phone. Uygulamayı başlatıyorsunuz ve telefonunuzu bir yere koyuyorsunuz. Ardından telefona birisi dokunduğunda telefon alarm çalıyor. Ghost Detector. Çevrende 3 harfli hayalet falan varsa eğer bunlara inanıyorsan telefonunda tarıyorsun onları bulmanı sağlıyor. Ben inanmıyorum, saçma geldi bana. Sahte arama 2. Bulunduğunuz ortamdan kaçmak için bunu kullanabilirsiniz. Birisi aradı diyerek çıkabilirsiniz oradan yani. Daha fazlası için takipte kalmayı unutma.